Sevgili YouTube severler, bugün de Kumru Gökçeli köyündeyiz. Kış ayında yerde gördüğünüz gibi karlar var. Kış ayında fındık toplayacağız. Mustafa çuvala getir ya, fındık toplayacağız. Topladı, doldu neredeyse daldaki fındıklar. Bakın hala fındık var. Dalda, içerisinde de var. Gördüğünüz gibi. Ama aslında bugün toplayacağımız fındık değil tabii ki. Fındık toplama işi sadece Ağustos ayında değil, kış ayında da var. Gerçekten fındık kalmış dallarında ayrıyeten. Bugünkü toplayacağımız fındık başka bir fındık. Gördüğünüz gibi şu fındıkları toplayacağız bakın. Şu fındıkları topluyoruz. Olgunlaşmış bunlar. Toplanma zamanı tam. Ocak ayı da toplanması gereken konumda. Şunlara dallardan topluyoruz. Elim doldu Mustafa. Hani bizim çuvalımız? Hani heyimiz? Hani sepetimiz nerede? Gördüğünüz gibi bunları topluyoruz ama sepete toplamıyoruz. Nereye topluyoruz? Ocağın dibine doğru topluyoruz. Hepsinin sebebini anlatacağım. Toplamamızın. Topla Mustafa. Bu arada daldan da birkaç tane daha özellikler göstereyim arkadaşlar size. Bakın. Geçen senenin fındığını gösterdiğimiz gibi bu senenin fındığı da şurada arkadaşlar. Dişi fındık. Dişi fındığını göstereyim size. Şurada bakın dişi fındık. Üzerinde kıpırdamasın. Üzerinde kırmızı şekilde püskünü oluşmuş durumda. Altında da şu erkek kısmı, şurası dişi kısmı. Bunlar da önemli. Bunun da sebebi bakın şu da bugün size anlatacağım konu. Fındık akarı. Bu gözle görülmeyen böcek tarafından oluşuyor arkadaşlar. Çiçek gibi. İşte buna da ben şu anda fındık diyorum. Kış ayında toplanması gereken şey. Yaz ayında, Ağustos ayında sadece fındık toplanmıyor. Kış ayında da toplanıyor. İşte buyurun. Bunu topluyoruz. Bu fındığın verimini azaltan bir durumdur. Fındıkların uçlarındaki sürgünlerde olur. Erkek ve dişi organlarına bulaşır. Ve burada bu şekilde gül gibi bir kozalak yapar. Bu kozalaklar arkadaşlar fındığın verimini otomatikmen düşürür. Bunların da tek yapılacak olay, bu fındık akarıyla yapılacak tek bir olay vardır. O da mekanik mücadele. Mekanik mücadele de işte toplamak. Toplanan bu fındık akarları. Yalnız bundaki canlı gözle görülmez arkadaşlar. Sürgünün içerisinde hareket eder. Çok yavaş hareket eder. Bunlar toplanır mekanik yöntemle. Asla toprağa gömülmez. Asla yakılmaz. Çünkü bunun içerisinde bunu yiyen başka böcek türü de var. Böcek türü o daha hızlı hareket ettiği için dallara çıkıp tekrardan bu zararlı olan içerisindeki böceği yiyor. Ama bunu zarar veren böcek çok yavaş hareket ettiğinden arkadaşlar kolay kolay gidemiyor. O yüzden dolayı bunu ocağın dibine atıyoruz. Tekrardan içerisindeki yaralılar dallara çıkıp diğerleriyle mücadele edebilsin diye. Peki bununla kimyasal mücadele yapılabiliyor mu? Evet yapılabiliyor ama bununla mekanik yöntemle toplanarak yapılırsa zehir oranını azaltmış oluyoruz bahçede. Ama ya kardeşim ben bununla baş edemem. Çok fazla var. Peki bunun ölçüsü nedir diye sorarsanız olay şudur arkadaşlar. Onu da anlatalım. Tut istesem sonra. Olay şu şekildedir. Fındık bahçenizde arkadaşlar eğer ki dönümünüz 1 ile 10 dönüm arasındaysa 10 tane ocak seçiyorsunuz. 10 ocak. Eğer ki fındık bahçeniz 10 dönümle 20 dönüm arasındaysa 20 ocak seçiyorsunuz fındık bahçenizden. Dolayısıyla yani bunu onlar olarak hesaplarsanız 30 dönümse 30 ocak seçiyorsunuz ve 30 ocağın içerisinden şöyle tek bir dal eğiyorsunuz. Bakın şimdi mesela bunu eğdim. Bu dalı eğmiş oldum. Şimdi burada akarı sayıyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben şimdi saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Neyse saymayayım, bu dalda hakikaten çok fazla var. 30'un üzerinde var. Bu saydığınız, seçtiğiniz mesela 10 dönümse 10 ocak seçecektiniz. 10 dal sayacaksınız. 10 daldaki saydığınız kozalak akarlarının eğer ki ortalaması 5'i geçiyorsa o zaman ilaçlamanız gerekiyor. İlaçlamak için ne zamanı seçeceğiz?
Nisan ayının son haftasıyla Mayıs ayının ilk haftasında ilaçlamasını yapmanız gerekiyor. Niye bu ay yapılıyor? Bu dönem içerisindeki bu kozalak akarları hareket haline geçiyor. Sıcaklıkla hareket haline geçerek başka bir sürgüne gidiyor. Bu sürgüne gitme sürecinde ilaçla mücadele yapıldığından dolayı bu sefer ölmüş oluyor ve mücadele gerçekleşmiş oluyor. Ayrıca bu yapılan ilaçta belirtmem gereken özellikle bir tanesi, eğer ki küflenme varsa o küflenme için de fayda ediyor. Muhakkak bir hafta içerisinde bahçenin hepesine atılması gerekiyor. Bir daha belirteceğim husustan bir olay var. Bu eğer ki sıcaklık çok fazla arttığında bu böcek oluşuyor. Suyunuzun, ilaçlayacağınızın suyunuzun muhakkak su analizini yapmanız gerekiyor. Asitlik oranını ölçtürmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü eğer ki attığınız ilaçta arkadaşlar kükürt varsa, attığınız ilacın içerisinde kükürt varsa ve suyunuz da asitliyse sülfür gazı oluşur. Bu sülfür gazı da atacağınız yaprakların genç yapraklarını yakar. Yakmasına vesile olur. Dolayısıyla suyunuzun da analizini yaptırmak zorundasınız. Buna da dipnot özellikle söylüyorum. İlaçlarınızı da özellikle belirtiyorum. İlaçlarınızı da almadan önce muhakkak ilaç doktoru olan Tarım İl Müdürlüğü'ndeki ziraat mühendislerine danışın ve onun aracılığıyla ilaçlarınızı alın. Bu kişide uzman olan kişiler onlardır. Evet, dal kozalak akarı yani muhakkak daldan toplarsanız fındığınızın veriminizi artar. Dolayısıyla espri olarak başta söylediğim getir çuvalı dediğim fındık topluyoruz dediğim olayını espri mahiyetle değil, bunu gerçekten topladığınızda fındığınızın verimi artacaktır arkadaşlar. Buradan ben yayınıma son veriyorum. Pardon, son vermeden önce şunu da belirteyim özellikle. Fındık küflenmesi, fındık küfü bir mantar hastalığıdır. Bunun da ana sebebi havanın nemlilik oranının çok fazla, bal nemin yüksek olmasından. Dolayısıyla burada da fındık ocaklarının içlerinin hava alması özellikle önemlidir. Hava ve güneş alması, kuytu olan yerlerdeki bahçeler bu konuda en büyük sıkıntılı bahçelerdir. Bunu da yapraklı bir dönemde inşallah onu da anlatmış oluruz. Burada ben yayınıma son veriyorum. Fındık toplamaya devam ediyoruz. Durdurabilirim.